Herkes için Linux kanalına hoş geldiniz. Bu videoda uzun soluklu bir seriye başlıyoruz. Bu serinin sonunda terminal hakkında fazlaca bilgi edinmiş ve daha önce bilmediğiniz şeyleri öğrenmiş olacaksınız. Öncelikle terminalin ne olduğunu anlamakla başlayalım. Donanımla iletişim. Komut satırı olarak nitelendirdiğimiz şey aslında kabuk adını verdiğimiz programdır. Bir konsol ya da terminal emülatörü açtığınızda karşınıza bu program gelir. Kabuk programları 5, SH, CSH, DSH, DASH, FISH gibi programlar olabilir. Bu programlar kullanıcı ile donanım arasında iletişim kurmayı sağlar. İletişimi daha iyi anlamak açısından öncelikle iletişim sürecinin ne olduğuna bir bakalım. İletilmek istenen düşünce, mesaj, kaynak tarafından kodlanarak iletilebilecek bir materyale dönüştürülür. Bunlar yazı, ses, resim, elektronik posta ve benzeri olabilir. Bu mesaj bir kanal üzerinden iletilir. Yazı kullanıldığında kağıt, ses kullanıldığında hava, resim kullanıldığında tuval olabilir. Bu kanal üzerinden iletilen mesajın kodları alıcı tarafından çözüldüğünde mesaj iletilmiş olur. Alıcı da bu sefer kendisi kaynak olarak dönütte bulunabilir. Kabuk üzerinde de durum aynıdır. Yalnızca kodlama sistemi ve kanal farklıdır. Kullanıcı yapmak istediği işlemi komutlar halinde kodlayarak girdi dosyası, yani sıfır numaralı dosyaya yazarak kabuk programına gönderir. Kabuk programına gelen kodlar donanım tarafından bilgisayar diline çevrilerek işin yapılmasını sağlar. Dönütler ise genellikle 1 ve 2 numaralı dosyalara yapılır. Programların varsayılan çıktıları 1 numaralı dosyaya, hataları ise 2 numaralı dosyaya basılır. Kullanıcı da bu dosyaları okuyarak mesajı almış olur. Burada bahsedilen 0, 1 ve 2 numaralı dosyalar sırasıyla STDIN (Standard Input), STDOut (Standard Output), STDR (Standard Error) dosyalarıdır. Bu dosyalar haricinde dosyalardan girdi almak ya da çıktıları yönlendirmek de mümkündür. Kabuk programına giriş. Kabuk programını ilk açtığınızda sizi bir komut sistemi satırı karşılar. Bu komut sistemi kullandığınız konfigürasyon ve kabuk programına göre değişiklik gösterecektir. Ekranda gördüğünüz gibi farklı şekillerde karşınıza çıkabilir. Bu metinleri gördüğünüzde anlayabilirsiniz ki söz hakkı sizdedir. Komut vermeye hazırsınız. Program, parametre ve argümanlar. Komut satırına yazdığınız ve boşluklarla ayrılan metinler, kabuk programına gönderdiğiniz birer argümandır. Bunlardan ilki bir anahtar kelime değilse çalıştıracağınız programı belirtir. Ardından gelen argümanlar ise programa göndereceğiniz parametrelerdir. Bu parametreler de programlara özel olarak belirlenir ve programın çalışmasını doğrudan etkilerler. Varsa uygulamanın yardım sayfasından bu parametrelerin ne olduğu ve ne işe yaradıkları öğrenilebilir. Argümanlar her zaman boşluklarla ayrılmazlar. Bazen argümanın içerisinde boşluk karakteri kullanmanız gerekebilir. Bu durumda boşluktan önce ters slash karakteri koymanız metnin iki farklı argümana ayrılmasını önler. Bunların ayrıntısına kaçış karakterlerini anlatırken değineceğiz. Ayrıca bir metin tırnaklar içerisine yazılmışsa yine tek bir argüman olarak ele alınır. Terminalde komut yazarken eğer kabuk programınızda gerekli eklentiler varsa ki genellikle eklentiler dağıtım geliştiricileri tarafından eklenmiş olarak sunulur, Tab tuşuna basmanız komutların tamamlanmasını sağlayacaktır. Komut satırlarında en çok kullanılan bilgiler. Komut satırlarında genellikle o anda hangi kullanıcının giriş yapmış olduğu ve hangi dizinde bulunduğu verileri yazar. Örneğin gördüğünüz gösterimde 4 farklı bilgi verilmiştir. Bunlar kullanıcının adı, makine adı, o anda çalışılan dizin, komut verenin root olup olmadığı bilgileridir. Aynı dizinde root kullanıcısı giriş yapmış olsaydı görüntü şu şekilde olacaktı. Kod yazmaya başlamadan önce. Linux Terminal kursunun ilk dersinde hiçbir komut girmeyeceğimizi bildirerek derse devam ediyorum. Yönlendirme sembolleri. Büyüktür işareti standart çıktı. Büyüktür ampersand 2 gösterimi standart hata, küçüktür işareti ise standart girdi dosyasına yönlendirme yapar. Yönlendirme işareti tek sefer kullanılırsa üzerine yazma override, iki kere kullanılırsa ekleme append modunda çalışır. Üzerine yazma modu dosyanın orijinal içeriğini silerek yeni bir dosya gibi düzenlenmesini sağlar. Sadece bu 3 dosyada değil. Sistemde konumu bildirilen bir dosyaya dosyayı da yönlendirebilirsiniz. Örneğin büyüktür ampersand 1 çıktı.txt çıktıyı bir dosyaya yeniden yazar.
Çift büyüktür ampersand 2 hatalar.txt hataları bir dosyaya ekler. Operatörler. Operatörlerin komut satırı üzerinde farklı görevleri vardır. Ampersand aracı. Programların arka planda çalıştırılmasını sağlar. Bir komutu yazdıktan sonra bu operatörü yazarsanız program çalışmaya başlar ancak yeni bir komut girmek için beklemenize gerek kalmaz. Komut sistemi yine sizde olur. Bu sayede tek ampersand ile birbirine bağladığınız komutlar asenkron olarak çalışırlar. Double ampersand aracı. Komutları birbirine şartlı olarak bağlamak için kullanılır. Eğer bir komut başarıyla çalışırsa kendinden sonraki komut çalıştırılır. Double pipe aracı. Double ampersand gibi komutları şartlı bağlamak için kullanılır. Eğer bir komut başarılı olursa sonraki komut çalıştırılmaz. Noktalı virgül aracı. Komut zinciri aracıdır. Kendisinden sonraki komutu koşula bağlı olmaksızın çalıştırır. Pipe aracı. Bir komutun stdout dosyasını bir sonraki komuta stdin olarak vermek için kullanılır. Dolar aracı. Tanımlanmış değişkenlerin değerlerini döndürür. Dolar süslü parantez aracı. Değişkenleri döndürür. Ancak metinlerden ayırmayı mümkün kılar. Çift tırnaklar arasında kullanılmalıdır. İlk komutta user altra isim adlı bir değişkeni yazdırmaya çalışırken ikinci komutta user değişkeninin ardından altra isim metnini yazdırmıştır. Dolar parantez aracı. Bir komutun çıktısını argüman olarak kullanmanızı sağlar. Geri tırnak aracı. Dolar parantez aracına benzemekle birlikte daha kolay yazılırken iç içe kullanıma izin vermemektedir. Bu gösterim geri tırnaklarla yapılamaz. Çift tırnak aracı. İçerisinde parametre yorumlamaya açık veriler saklayan metin aracıdır. Boşluk karakterlerinden kaçmaya gerek yoktur. Tek tırnak aracı. İçerisinde yorumlamaya izin vermeyen metin aracıdır. Dolar çift parantez aracı. Hesaplama aracı olarak kullanılabilir. Burada çift yıldız ifadesi üstü anlamına gelmektedir. Özel karakterler ve gösterimleri. Çalışacağımız dizinde bu isimde dosyalar olsun. Bu dizinde var olan dosyaları farklı ifadelerle filtrelemeye çalışalım. Soru işareti tek karakter jokeri. Bu karakter sadece tek bir karakter uzunluğunda joker görevi görür. Yıldız ifade jokeri. Birden fazla karakter olarak joker görevi görür. Dik parantez karakter seti jokeri. İçerisinde verilen karakterlere göre joker görevi görür. Dik parantez ünlem karakter seti harici jokeri. İçerisinde verilenler haricindekilere göre joker görevi görür. Önemli not. Bazı kabuk programlarında ünlemi kaçış karakterleriyle belirtmeniz gerekebilir. Kaçış karakterleri. Bir karakterin yorumlanmasını istemediğinizde kaçış karakteri olarak yazmalısınız. Örneğin boşluk karakteri yerine ters slash boşluk, dolar işareti yerine ters slash dolar gibi gösterimler kullanılır. Bugünlük bu dersin sonuna geldik. Bu derste bir komut yazmadığımızın farkındayım. Ancak burada belirttiğim bilgilerle bir sonraki komutları çok daha iyi anlayacaksınız. Daha önce görmediğiniz özelliklerinden haberdar olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.